Bugün cemaat sağlamlığı gibi sağlık saklaşın boş karış fani boyunca meşgulatlarını devam ettiremez. Mavzuyumuz gazetistika ve malumatlar tahlili. Bu mavzunun özü büyüdeki terkibi kısımlardan ibaret. Statistika ve malumatlar tahlili, tibbiyat statistikası asosları, hem de statistik tatbikatlarını teşkil etişlerine ibaret. Biyolojik statistika, biyolojik statistika deyimiz yani. Bu, biyolojik olaslarını matematik, statistik, ölçü ve tahlil usulleri mecmuidir. Biyolojik olaslar, türlü hil hadiseler, yani kasallik, ölüm, tananın ortakçı vazını ayrım özgür uçanlık hususiyetlerine ilgi bulup, onların ahmiyeti türlü hır kreatörlerde birbirinden farklıydı. Bu ahmiyetler, malumatlar sırada toplandı ve kim tahlil kılındı. Biyolojik olaslarını kayıt kılış için son ve sıfat dereceleri kullanıldı. Bunlar öz nöbetinde biyolojik olaslarını malum şekilde namoyon etedi. Yığındı, yani savakupnuz. Her kanday ahulige bir birbirinden fark edigen ve okşaydigen obyektler yığındısını taşkil kıladı. Boş yığındı, bu çeksiz, yirik, yok çünkü yakın yığındılardan ibaret buladı. Bunda yığındı, cüde katta sonlu küzatorlardan ibaret bulup, bunların yazı cüde mürakkab. Biyolojik statistikanın mühim nazari ve ameli masalları yığındısı asosunda boş, yani general ne diyemiz, yığındı hakkında masala turadı. Statistik olasalar, katta gruplar, mesela şifakona mecazları, ilayet yok ki memleket ahulisi ötesindeki halatlar doğrusu olasa kılıçge imkan verildi. Bunda gruplar, bu terkibige ayrım kasarlıklar, bilen cabırlengen kişiler, yok ki bror bir omil tasirge düşkan ve malum bir huzurda yaş ölçülerini öz içine kamera buladı. Statistik bağlar, yok ki hipotezalarını tekçiliş asosu kolosa kılınadı. Kolosa kılıçta albatta aylanma yığındı. Statistik usulleri konuladı. Matematik konuniyetler ve statistik usuller kullanılıp kılıngan kolosa matematik usuller kullanmagan kolosaga nispeten yukarı derecedeki akonilikke ege boladı. Malumotlarını yığış, yazış ve tahlil kılışının mahsus usullerini kullanış, statistik kolosalarının akonilikki derecesini açırışke imkan beradı. Tibbiyat statistikası, yok ki bir statistik deyimiz ve onun asosiy vazifeler törüsü yapıradigan bulsak, statistika bu cemiyat fanlardan biri bulup, bu cemiyat orası uçraydıgan hadiselerinin miktar özgürlüklerini, sıfat özgürlükleri bile boğulup, örgünedigen fandır. Statistikanın asosiy maksadı, anik olingan vaxt oralığıda, malum mintakalardaki cemiyat orası da, yüz beriyatgan vakiyelerinin kataliklerini, miktar özgürlüklerini, bunların gelip çıkış konuyatları bile bağlap örgünüştür. Statistika fani, cemiyat hayatının kayısı sahasıyla tekişli hadiselerini örgünüşe karab, bu şu sahanın nomu bile atıladı. Mesela, sanoat statistikası, kışlağı kocalik statistikası, kurelik statistikası, savdo, kamunal kocalik, süt statistikası ve o gazalı. Cemiyat fanlarından taşkırı statistik üsluplar, biyoloji, kimyo, fizik fanlarında ham kullanıldı ve onlar biyoloji, kimyo, fizik statistikası nomları bile yürütüledi. Tibbiyat, hijyena, sağlık saklaş bile bağlı masallarını örgünledigen statistika, tibbiyat ya ki sanitariya statistikası de ataladı. Tibbiyat statistikası insan salamatlığını, onun içtimai hayatını mahsul edip karab, insan faaliyetteki barç hadislerini onun içtimai hayatından bağlı örgünledi. İnsan organizmindeki her bir cereyan
ictimai mühitinin təsirisiz rüy verməkdir. Demək, statistika, ictimai fan, onun əsası predmeti isə ictimai hadisələrdir. Tibbiyat statistikanın əsası vəzifələrə toxunamız. Bunlar quyidagilərdən ibarət. Əhali salamatlığını öyrəniş, əhalinin sayı, tərkibi, təbii hərəkəti, yəni təbii hərəkətə toğuluş, ölüm, təbii köpəyiş, anaçılaqlar, cismani rivojlanışı və əhali arasında hər xil kasarətlərində tarqalğanlığı və onların keçişi, ortaçı umur və hakazalarını öyrənədi. İkincidən, ümumi kasarlanış və ölüm körsətkişlərini, yox ki, ayrım, kasarlıklar və ölüm sabablarını əhalinin ayrım qurulları arasında onların turmuş tarzı, təşkil mühit, ictimai, iqtisadi, tarixi çərçivələr ilə bağlıb, örgənlik və ötkəzilən tatqalara nəticələrə əsaslanan halda əhali salamatlığını yana yaxşılaq çəkidə aniq ilmi əsaslanan çora tədbirlər işləb çıxış və onu əməliyyatıqa tətbiq etmişdən ibarətdir. Sağlıq saxlayışının üçüncüsü, teori rejaçdırıcı, sanitari epidemiologiya və davulaş praktika masaları işini teori təşkil etmiş, çünki onlarının fəaliyyətini, əhaliyyə kürsüzlətən tibbi xizmət sifəti və samarasını örgənir. Tibbiyat masalarının turi, sani, onlarda işləyici xadimlərinin sani, muqum şifaxanalardakı oranlar sani haqqıda malumatlar yığış oranlarına hər tamamlar şükür tərlər qılışlarına ibarat. Törtüncüsü, təcrübədə qorunanadigən davulaş və profilaktika işlərə baho veriş, onların samarasını örgənişdən ibarat. Klinika və laboratoriya çoraqlıqda ilmi təqqal işlərini ricaçdırış, onların təşkil etdik və ötkəzik, olingən nəticələr anıqlıqını baholaş, sağlam və kasal adam orqanizmindəki hər xil hadisə və cərəyanlarının qanuniyyətlərini anıqlaş, yangi davulaş və profilaktika usullarını samaradorluğa baho berişdən ibarat. Tibbi statistika, cəmiyyət sağlığını saxlaş faninin əsası bir bölək hesablanadı və öz növbəti də iki qismə bölünədi. Əhali salamatlığı statistikası və sağlığını saxlaş statistikası. Əhali statistikası yuxarıda sanab ötürgən məsələlərinin birinci və ikinci bəndlərə girədi. Sağlığını saxlaş statistikası üçüncü, törtüncü quru məsələlərə girədi. Beşinci quru məsələləri isə sanitari statistika örgənizdən bəşi vəzifələr orasını acırıb, tibiyyat statistikası nomu bilən atalədi. Sağlığını saxlaş məqsələrinin və tibiyyat xadımlarının əsası vəzifələrdən biri əhali salamatlığını, onu təsir etdiği üçün təşkil mühit, ictimai, iqtisadi, mehnət, turmuş şəraitlərlə bağlı örgənən halda əhali salamatlığını yara da yaxşılar, mehnət qabiliyyətini, həm də onlarının ortaçı umurunu uzaytırışdan ibarət buladı. Klinika şəraitində bemor orqanizmi də keçiyyətgən cənanlarının təşkil mühit təsirdən əcəlməgən və etəkçi omurlarının inovatik olgan halda örgənib, bunlarla teori təşkil qoyabilişi, eksperimental laboratoriya şəraitində isə statistik tatqılarını təşkil etib, olingan nəticələrin teori təhlil qılabilişi, yangi davulaş və profilaktik üslubunun samarasını və fəqət biologik orqanizm bəlkə ictimai cəmiyyətə təsirini nəzərdə tutan halda örgənilməsi gərək. Tibbiyotda qo'llanadigan har qanday yangiliklarning samarasi oxir oqibatda aholi salomatligining eng yorqin ko'rsatkichi bo'lgan kasallanish, o'lim va o'rtacha umr orqali o'lchanadi. Sanitariya statistik tadqiqotlarni o'tkazish uchun tadqiqotchi uning nazariy asoslari bo'lgan materialistik dialektika, tarixiy materializm, iqtisod o'tkazilayotgan tadqiqot sohasidagi tibbi yot fanları haqida yetarli bilimga ega bo'lish kerak. Bundan tashqari statistik tadqiqotlarning umumiy nazariyasi statistik kuzatishlarni tashkil etish, olingan statistik materiallarni guruhlash, jamlash, hisoblash qoidalari va statistik tahlil usullari haqidagi bilimlar ham sanitariya statistikasining nazariy asoslariga kiradi. Tibbiyot va sanitariya statistikasi matematik tahlil usulları quyidagi hollarda qo'llanadi.
Tanlab olingan majmua qo'llanilgan barcha tadqiqotlarda kuzatuv natijalarini nisbiy va o'rtacha qiymatlarda ifodalash va statistik tahlil qilish talab etilganda barcha klinik va laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlarda xullas shifokor o'z amaliy va ilmiy faoliyatida ilmiy asoslangan tanlov va hisoblash usuli bo'lgan matematik va statistik usullardan foydalanish, ijtimoiy gigiyena tadqiqotlarini muvaffaqiyatli o'tkazish va aholi salomatligini o'zgartirish haqidagi qonunlarni ochib berish, ularga tashqi muhit ta'sirini aniqlash va o'tkazilgan tadqiqotlar yordamida aholi yoki uning ayrim guruhlari salomatligini yanada yaxshilash borasida aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish imkoniyati beradi. Aholi salomatligini va unga ta'sir etuvchi ko'plab ijtimoiy gigiyenik omillarni o'rganish maxsus statistik tadqiqot usullari orqali olib boriladi. Statistik tadqiqotlar aholi orasida tug'ilish, o'lim, kasallanishlarini, ularning kattaliklarini va qonuniyatlarini ochib berish uchun qisqa umumiy dastur orqali ularga ta'sir etuvchi ijtimoiy gigiyenik, tibbiy biologik usullar va tibbiy yordamning tashkil etilganligini keng va chuqur dastur orqali olib borilishi va o'tkazilishi mumkin. Har qanday tashkil etilgan statistik tadqiqotlar bir turdagi sxemaga asoslangan va bir xil statistik bosqichlardan iborat bo'ladi. Sanitariya statistik tadqiqotlar 21 davom etuvchi 4 bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich tadqiqot rejasini va dasturini tuzish. İkinci bosqich statistik ma'lumot yig'ish va kuzatish. Uchinchi bosqich olingan statistik ma'lumotlarni guruhlash, jamlash va hisoblash. To'rtinchi bosqich statistik tahlil, xulosalar chiqarish va ularni amaliyotga tatbiq etish. Birinchi bosqich asosiy tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Chunki tadqiqotlarning natijasi oldindan to'g'ri tuzilgan aniq reja va dastur asosida olib borilishiga bog'liq bo'ladi. Ikkinchi bosqich bunda statistik kuzatishlar yoki statistik ma'lumotlar yig'ish amalga oshiriladi. Bu bosqich tibbiyot muassasalaridagi ma'lum qayd etilishi hujjatlarini to'ldirish orqali amalga oshiriladi. Uchinchi bosqich esa yig'ilgan statistik ma'lumotlarni guruhlarga ajratish, jadvallarga o'tkazish, ularni jamlash va mutlaq qiymatlardan nisbiy qiymatlar keltirib chiqarishdan iborat. To'rtinchi bosqich esa olingan kattaliklarni taqqoslash, solishtirish, ularga baho berish va amaliyotga tatbiq etishdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqich tadqiqot rejasini va dasturini tuzishga to'xtaladigan bo'lsak, bu bosqich tadqiqotni olib borish uchun tayyorgarlik bosqichi hisoblanib, bu kuzatuv dasturini, rejasini, kuzatuvdan olingan ma'lumotlarni qayd etuvchi hujjatni tuzishga o'z ichiga oladi va kuzatuvchining turi, tadqiqot usuli, kerakli kuzatuvlar sonini aniqlaydi. Odatda har qanday maqsadga to'la erishish uchun sanitariya statistik va ijtimoiy gigiyena tadqiqotlarida quyidagi vositalar o'z aksini topgan bo'lishi kerak. O'rganayotgan statistik majmua olingan kuzatuv birligini chaqirganligi, uning natijalari, olingan voqea yoki hodisaning ma'lum mintaqalar va davr orasida o'zgarishlari, voqea yoki hodisaga umumlashtirilgan tafsir berish va uni bir necha statistik majmualar orasida taqqoslash, olingan statistik qiymatlarni aniqligini baholash. Natijaviy belgiga, ya'ni kasallanish, o'lim ko'rsatkichi, ijtimoiy gigiyena, ijtimoiy iqtisodiy, tabiiy, ekologik omillarning ta'sirini o'rganish, omillar orasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash, natijaviy belgilar orasidagi o'zaro aloqadorlikni aniqlash. O'tkazilgan tadqiqot yakuniga asosan amaliyotga kerakli takliflar va tavsiyalar berish. Statistik kuzatuvning rejasi deganda avvalambor birinchi kuzatuv olib boradigan obyektni, ikkinchi kuzatuv birligini, uchinchi kuzatuv olib boradigan muddatni, to'rtinchi kuzatuv o'tkazilgan joyini, beshinchidan kuzatuvni kimlar olib borishi, oltinchidan kimning rahbarligida olib borishi, yettinchidan tadqiqot uchun
sarf oluyordu ki maddi mevla miktarını anik çün anik aniklaş gerek ve bunu mağazı yetiş gerek. İstatistik macmua diye malum bir vakt içinde malum çekerde olingen macmuna bir kıl şaklan her kıl elemirlerden takşır toplan gruplar gösterir. İstatistik macmua iki kıl bulundu. General macmua tanılıp olingen macmua. General macmuada statistik tatbaza olup borç için bazı bilgilerge vaktge, hududge karab çekilip organizledi. Mesela 1933 yılı Şumov'da yaşavçı halklarının biri bulgen Nevki halkının salamatlığını organizlandı. Bunda general macmu bor yoku 3740 adamı teşkil etken. Kasmonavuzun salamatlığını organizlandı. Ham general macmuga aslında çünkü kasmonavuzlar önce katı bulmadan grubunu teşkil etti. Statistik macmu özellikle bir neçik yıl okçaçlık ve farklı sıfat ve son omul ve netice bilgileri namayon kıladı. Statistik tatkotlar ular rutkası edigen vaktga statistik macmuani hacmiga ve kuzatış usulüge karab malum klasifikasyaga bo'linadi. Yani statistik tatkotlar kuzatış rutkasından vakti karab ikkiye bo'linadi. Lahsa da ve cori kuzatış. Lahsa'da kuzatış usulüden organizasyon olsa tez özgürlük kusallarına ege bulgan bulmagan payda faydalanadı. Cori kuzatış usulü ise sağlığını saklı sistemi asosiy usullardan biri sallanıp her kıl intensif katalike ege bulgan vakillerini organizasyonu konulurdu. Statistik tatkot utkazış için yeterli bulgan kuzatuv birlikleri sonunu soblaş için yön koyuluşu mümkün bulgan katalogler asos kılıp olunurdu. Yani sanılab olingan macmadan gelip çıkan neticeni general macmada onun için mümkün bulgan neticeden farklıladı. Sanitariya statistik tatkotlarda her bir kuzatılırken birlik hakkında malumat yığışının bir neçe usulleri bu. Birincisi bevasıta kuzatış, ikinci ücretler asaslı malumat topları, üçüncüsü anamnestik hatırlaş yani. Bevasıta kuzatış usulüge klinik ve laboratuvar olup borlayarken eksperimin natürelerini kayıt kılıç orkali malumat yığış mümkün. Ücretler yordamıza malumat toplaş usulü de tibbi, sanitariya, epidemiologi masaları da konulurken her kıl hücretlerin organik orkali malumatı yıkıladı. Anamnestik ise hatırlaş, anketa, soru usulü yardımı, istatistik malumatlar, maksut tutulgan anketinin malum dövredeki şahslarına yuvarış, karakspendiğin sekundelikler tutuş ve onge öz özünü kayıt etmiş hem de bir usulü soru usulü orkali toplanadı. İçtimai giyginin tatkotlarda malumatlarını kayıt etmiş için her kıl hücretlerden faydalanadı. Buna bunlar kuyudakilerden ibaret. Davlat statistik komitesi maksus tibbi ve statistik hücretleri, tibbi ve statistik hücretlerden köçürgen malumatlar, her bir konkret kutulayatken birlik için tüzülgen maksus ankete, savol cevap varakası, kundalikler ve okasalardan ibaret. Bugünkü maşgulatımız tügedi. Etibarlarınız için rahmat.